Şimdi sevgili arkadaşlarım, önce delegeye bakacağız, sonra event'e bakacağız. Ama şu arkadaşları bir rahat etsin, ondan sonra. Yok, sen dinliyorsun da diğer arkadaş dinleyemiyor, şu arkadaş dinleyemiyor. Şimdi delege nedir'den bahsedeceğiz. Günlük hayatımızdaki delege neyi temsil ediyor? Yani delege diye bir kavram kullanıyoruz ya. Mecliste delegeler falan var diye bahsediyor mu? Bahsediyor da meclis problemi gibi bir şey var. Hayır yani. Delegenin diğer anlamı temsilci. İşte halkı temsil eden insanlar var meclisimizde. Dolayısıyla burada da temsilciler bir şeyler temsil eder. Burada temsil ettikleri kavramlarsa metotlardır. Yani temsilci metotları temsil eden yapıdır. Oldu mu? Meclisteki adam bizi temsil eder. İşte atıyorum İstanbul temsil eder veya bir şey temsil eder. Buradaki de metotları temsil eder. Çok basit. Dolayısıyla insanlar olduğu gibi ben de çeşitli metotlar uydurayım buraya. İşte void metot 01 olsun. İşte void metot 02 olsun. String metot 03 olsun. Bir tane de metot 04 yapayım. Var mı sıkıntı? 4 tane metodum var. İkisi void, ikisi string döndürüyor. Bir tanesini de ekstradan parametre aldım. Okuyayım. Şimdi temsilciler şunu da temsil ediyor. Mesela ben metotları şöyle çağırabiliyorum. Metot 1'i çağır. Metot 02 çağır. Bunların ikisi diyelim bir grup olsunlar. Bunları bu şekilde çağırmam gerekiyor. Doğru mudur? Fakat şöyle yapsak nasıl olur? Mesela şunu farz misal şöyle sanal bir şey yapalım. Şöyle buna bir isim versem. Grup 01 desem ve içine de grup 01'in bu iki metodu versem. Daha sonra grup 01'i çağırdığım zaman diye çağırsam bu içindeki tüm hepsini sırayla çağırsam gibi durum var. Canlanıyor mu birazcık burası? Bizim buraya grup 01'imiz temsilciye karşılık geliyor. Temsilciler iki türlü delegeler. Delegeler iki çeşit. Birincisi single cast delegate dedikleri şey, tek tanımlı temsilci ismini çekebiliriz. Bir de multiple cast. Yaz bu multiple cast olabilir. Ben multiple diye yazdım ama bu da çok tanımlı değil. Evet. Burada bir sıkıntı var mı? Bunun esprisi şudur. Buradaki delegeler, temsilciler sadece bir metot tutarlar. Bir metot temsil ederler. Buradaki temsilciler ise birden çok metodu aynı anda birden çok metot temsil eder. Yani benim yukarıda bahsettiğim şu grup 01
birden fazla metodu temsil ettiği için bu multiple case delegate örnek olarak karşımızda duruyor. Şimdi gelelim nasıl tanımlarız kısmına. Şu bilgileri şuraya yazsam. Şöyle biz devam edelim. Bir kere eleman public olacak, temsilci sonuçta. Herkes ulaşsın temsilciye. Ne yapacağız? Delegate ekleyeceğiz. Ve buna bir tane isim vereceğiz. İşte my temsilcim veya temsilcim diyelim. Temsilci diye bir isim verdim. Çok da önemli. Ve parantezlerimi açıp tamam. Bu şu demek oluyor. Bu temsilci void ve parametresiz metotla temsil eder. Yani herkes temsil edemiyor. Mesela günümüzde konsolosluklar var. İşte Fransız konsolosluğu Fransız vatandaşlarındır. İşte ne bileyim Amerikan konsolosluğu Amerikan vatandaşlarını çalışıyorsa benim temsilcim void ve parametresizler üzerine çalışıyor. Bunu tanımlarken söylememiz gerekiyor. Mesela şöyle olsaydı string temsilci başka bir isim bulalım. Eleman olsun. Bu eleman neyi temsil eder? String ve parametresiz. Aynı isim de olmaz mı? Farklı adam var şimdi olmaz ki. Aynı şey olmaz. Farklı şeyler ki aynı ismi yazalım ki. Yani bunun ismi farklı, görev tanımı farklı, bunun için farklı. Yani aynı yere iki tane değişken yazamıyoruz teknik olarak değil mi? Aynı yerine string bir isim olmuyor. O kadar da karıştırdı o kadar. Öyle bir şey yok. Şimdi baktığım zaman bu temsilci hangi metodu temsil edebiliyor? Şu metotları temsil edebiliyor. Bu ise eleman hangileri temsil ediyor? 4 var mı? Yok. 4 yok. Tek bunu temsil edebiliyor. Oldu mu? Şimdi nasıl kullanacağız? Bakalım 4'ü de eleman içine string mi yazarsınız 4'ü kullanırken? 4'ü temsil edemiyor. Ha, olmasını istiyorsan şuraya şey olacak. String bir şey olacak. Efendim? Bu sefer de 3 olmaz. Sadece 4 olur. Yani o parametre içine str yazıyorsa orada da str mi yazar? Yok, x bir şey yazabilir. Ama orada bir tane parametre olması lazım. Mesela şöyle bir şey olduğu zaman işlemci olsun. String işlem virgül date tarih olursa ne olacaktır? Geri string döndüren ve üstüne bir string bir de tarih alan date olan metot olacak. Dolayısıyla tipler metotları aynı olmak zorunda. Aynı olması temsil edemiyor. En başta birbirimize kavramın tensi bu. Yani şu 4 çalışmayacak o zaman değil mi hocam? İşlemcide. Çalışmayacaktır. Evet. Parametre eksik. Yani dolayısıyla işte İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar gibi herkesin kendi konsolosu var. Onun üzerinden çalışabilirler sadece. Açıklamaya bir yer var mı? Şimdi tanımlamamı yaptık. Nasıl kullanacağız? İlk olarak single'da yapalım. Temsilci eşittir metot 01 diyelim. Ha böyle değil ya, uydurdum ben, vallahi uydurdum. Direkt uydurdum yani. Şuraya ne oluşturalım? Temsilci TM diyeyim. Bir tane eleman oluşturuyorum temsilciden. Yani bu Amerikan konsolosluğu, bu da Amerikan konsolosluğundaki Tim. Gibi. Hayır, orada çalışan adam. Ya da onun başındaki, işte ne diyorlarsa diyor. TM diyorum. Metot 01 temsil eder.
Ama burada parantez yazmadım metodu. Çünkü parantez yazmak ne oluyor? Metodu çağırmak. Biz çağırmak istemediğimiz için sadece adını söyledim. Dedim ki sen bunu temsil edeceksin. Bu single cast oluyor. Eğer bunu multiple cast yapmak istiyorsan tm eşittir metot 01 dediğim gibi tm artı eşittir deyip bir de üstüne metot 02'yi vereceğim. Şimdi dolayısıyla ne olmuş oldu? Artık birden fazla metodu temsil edebilir bir durum var. Dalgınlığıma geldi diyelim. 3'ü de yazdım. Bana hata verecek. Dolayısıyla tip 1 kontrol ettiği için dikkatinizi alsa bile zaten bu imkan böyle bir durum söz konusu değil. Tamam. Tamamımız yaptık. Dedim ki sen single olduğun zaman bunu temsil edeceksin. Multiple olduğun zamansa bu ikisini temsil edeceksin. Yalnız bu temsil etmelerimiz ne işe yarayacak? Dolayısıyla ben ilk başta burada bahsettiğim gibi grubun içine metotları dahil ettim. Bir şekilde duruyorlar. Tek tek çağırmak yerine bir ihtiyacım olduğu zaman, bir işlem tetiklendiği zaman tüm grubu çalıştırmak istiyorum. Tüm grubu çalıştırmak için oluşturduğum TM diyorum ki çalış. TM'nin parantezlerini yazmam şu demek oluyor. Temsil ettiğin tüm metotları sırayla çalıştır. Çünkü string gönderiyor. Dolayısıyla bu single'da da multiple'da da ortak bir kavram. Oluşturduğumuz elemanın parantezini yazarsak içine temsil ettiği tüm elemanların sırasıyla tek tek çalıştıracaktır. Yani 1 milyon tane içine metot koyduysam 1 milyon işlemini sırasıyla yapacaktır. Grup halinde çalışıyor. Single'ın avantajı pek yok çünkü single'ı böyle yazıp böyle çağırırsam zaten şunu çağırmış gibi olacağım. Yani genelde multiple kullanıyor zaten hani delege yaptığın zaman ve birden fazla işleme uygun genelde yapılara. Grubun içine veriyorsun gidiyor. Esprisi bir tane verince single demişler, birden fazla verince multiple demişler. Hani başka bir esprisi yok aslında. TM'nin daha kısa bir eklemiş oluyor mu hocam? Yani artist metodu için dedik ya. Yok. Hep böyle artist diyerek mi? Evet. Oldu mu? Bu mesela şöyle yapılabilir. Public yapılırsa bir de utanmadan static yaparsam ne olacaktır? Nasıl olacak? Bir de temsildiğimiz ve gruplu bir şekilde yani çarpımıza şimdi her taraftan erişilebilir public olması. Static'imiz her zaman RAM'de olduğunu söylüyor. Dolayısıyla uygulama açık kaldığı sürece ben buna işte birden fazla formum varsa uygulamamda tüm formlardan buraya işlemler akıtabilirim. Ve daha sonra atıyorum X bir formda ben butona bastığım zaman eklenmiş olan tüm işlemleri tek hamlede sırasıyla yaptırabilirim. Gibi her zaman kullanabileceğim bir durum. Aslında bizim event kavramında biraz daha bu oturuyor. Eventle aslında şeyin tek farkı şu. Yani göstereyim tek farkını göstereyim. Şimdi şu nedir? Kontrol. Tıklandığında bir şey. Dolayısıyla ben istersen buraya bir buton daha koysam. Ve bu butonun içerisine de sen tıklandığında burayı çalıştıracaksın desem ikisi aynı yere gelecek. Ya da buna tıklandığı zaman git başka bir şey de yap diyebilirim. O zamanki kavramımız da aynı. Yani bir işlem tetiklendiği zaman, yapıldığı zaman buna bağlı olarak birden fazla işlem yaptırmak istiyorsam içeri koyarım, çalıştırırım. Biz daha öncelerde hani şöyle bir kavram bahsediyorduk. İşte BTN şöyle yaparsak buton 01'i nokta click artı eşit tap tap yaptığımızı hatırlıyorsunuz. Doğru mudur?
Bu taptap bana ne sağlıyor? Niye olmadı lan? Ha, şuraya bir tane daha yazacağız. Hatta bu da 2 olsun. Şuraya 2 mi yazdım? Şimdi ben buton 1'e şunu da yukarı alacağım. Şurada. Form açılırken. Bunu da koydum. Şu an butonumda ne var? 1 bu var. 2 bu var. Bunun aynı yerlerde farklı metotlar olmasına karşın şu an ben ikisinin de buton 1'in click olayına dahil ettiğim için buton 1'in click tetiklendiği anda bunu bağlı temsilciler çalışıp ikisini de çalıştıracak. Event kavramıyla delege kavramındaki tek fark şu. Birazdan yazarken bir tane araya event yazacağız. Anahtar kelime. Gerisi de şu artı eşit tap tap imkanı olması. Normal delege tanımladığım zaman ben buna tm artı eşit tap tap diyemiyorum. Gidip metot yazmam ve metodu gelip buraya yazmam gerekiyor. Ama event olduğu andan itibaren şurada bir şimşek çıkıyor ve artı eşit tap tap diye bir imkan karşıma çıkmış oluyor. Tab'a bastığım zaman bunu ekliyor. Buna bastığım zaman da ilgili metodunu buraya benim için kendim yazıyor. Onun dışında event ile delege arasındaki çok böyle uçuk kaçık bir farkı yok. Hemen buraya yeni temsilci tanımlayacağım. Public delege void event örnek diye bir şey olsun. Delegemiz hazır. Public deminki gibi yazdım. Static event event örnekten EOD. Şimdi bana ekstradan farkı şu olmuş oldu. Şimşek çıktı. Şurada kenarında hemen event yazdığım için şuraya. Artı eşit. Taba bas diyor. Basıyorum. Taba bas diyor. Basıyorum. Buraya benim için metodunu yazdı. Ve ben buraya artık yapacağım işlemleri yazmış oldum. Tanımlaması tek farkı şuraya event yazıyorsun. Event yazdığı zaman artı eşit tap tap devreye giriyor. Ve şimşek çıkıyor. Onun dışındaki event ile arasında herhangi bir farklı çalışma farkı yok. Bunu nerede kullanabilirim? Mesela şu benim main uygulamam. Yani ana formum. Bu da onun alt formu olsun. Burada işlemler yapılıyor. İşte buraya atıyorum. Listeden veri giriliyor. Her veri girişinde de şuradaki tabloda hesap yapılmasını istiyorum. İşte 100 lira, işte 200 lira, 300 lira gibi. Olabilir. Kasada bir işlem olduğu zaman atıyorum müdürün ekranında bir bölümde de bunun çalışmasını istiyorum. Dolayısıyla da her buraya ekle butonu basıldığı zaman nasıl bir ekle yazdıysam artık ekle butonu basıldığı anda olayı tetiklettirip buna bağlı olan yöneticilerin hepsinin ekranındaki işte load şeyini çalıştırıyorum. Metotlarını çalıştırıyorum. Dolayısıyla hepsinin ekranına işte 100 lira, 150 lira gibi bir şey düşmüş oluyor. McDonald's'larda da buna benzer bir sistem mesela düşünebiliriz. Ha, kullanmıyorlar ama düşünebiliriz. Kasa, mutfak, sipariş aldığı anda, okeylediği anda bunun buraya gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bir tane şey var. İşte veri getir butonu var. Şurada veri getir. Veri getir butonu olayı işte gidip veri tabana yeni siparişleri getiriyor. Ne zaman getireceğine şöyle karar vermişler. Demişler ki okey butonun arkasında bir tane delege tanımlanmış. Ve herhangi bir tane okey bastığı zaman kasiyer buna bağlı olan veri getir butonuna haber veriyor. Bu bizim demin bahsetmiş olduğumuz TM olsun. T
TM'ye istek gönderiyor. Diyor ki TM sen çalış. Hatta şöyle yapalım. Şunu başına şey alayım. Ödeme onayla diye metot olsun. Ödeme onayladı. Daha sonra TM'yi çalıştırdı. Ve TM'ye bağlı olduğu veri getir butonu çalıştırdığı için gidip buradaki işte yeni siparişleri mutfağın ekranına otomatikman düşmesi demek oldu. Yani buradaki tetikleyicimiz butonun kli olduğu gibi biz de kendimiz manuel yazdığımız bir şeyleri çağırabiliyoruz. Yanandı mı azıcık? Çok mu sert geldi? Hayır, şey anlamadım, faydasını anlamadım. Yani orada butona bastığında TM'yi tetikliyor, TM'ye de metodu çağırıyor. Evet. Butona bastığında direkt metodu çağırıyor. Niye araya aracı koyuyor? Araya aracı koymamın sebebi şu. Yapım, ana yapıma bu yapılar zaman zaman gelip zaman zaman gidebilir. Yani bu bir numaralı elemanın, bu iki numaralı elemanın, bu üç numaralı elemanın. Şimdi teknik olarak senin dediğin çerçevede izlersek şu sıkıntı olacak. Elemanların üçü de buraya dahil olması gerekiyor. Yani ben bunu baştan söylemem gerekiyor. Ve buradaki butona bastığım zaman da üç eleman için işlemi yapması gerekiyor. Fakat bir sebepten dolayı şu eleman sisteme dahil değilse çalışamayacağı bir olay var ortada. Ve teknik olarak event kavramı da şunu deniyor. Bu bilgisayar açıldı. Bu bilgisayar açılırken diyor ki ben açığım. Bir şey olursa beni haberdar et. Bu açıldığı zaman beni haberdar et diyor. Dolayısıyla eleman sayısı sabit olmuyor. Veya bu artık diyor ki beni artık haberdar etme. Keyfi olarak. Dinamik olarak elemana bir şey ekliyorum. Dinamik olarak bir şey çıkartıyorum. Hani sayısı olmayan bir durum gerçekleşiyor burada. Yani aracın esprisi organizasyonu sağlamak amacıyla. Hani hepsine bir de haber versin diye. Şöyle bir şey de var. Mesela bu bizim MSN'imiz. Ne zaman diyor? MSN'imiz. MSN Messenger. Biri işte ben bir de kim? Ayça mı? Ayça mı? Bu da Ayça. Biz aramızda chatleşeceğiz. Dolayısıyla bizim ikimizin de burada penceresi var. Şöyle. Evet. İkimizin de Messenger'ı var. Hatta Messenger'ı şöyle ikiye böleyim. Bir de şöyle üçe böleyim. Burası server. Bu benim, bu da onun. MSN'lerimiz açıldığı zaman server'a diyorum ki ben diyorum açıldım. Bana bir mesaj olduğu zaman git benim işte mesaj al metodumu tetikle. Ayça da aynı şekilde açıyor. Bir şey olduğu zaman, bana mesaj geldiği zaman tetikle diyor. Dolayısıyla ben burada ona bir şey yazıp OK butonuna bastığım anda isteğimi sunucuya gönderiyorum. Diyorum ki bu Ayça ile iletilmek üzere dursun. Ve bu baktığım zaman mesaj loglarına işte şöyle yapalım. Ben to Ayça eşittir Seleme diye bir mesaj var ortada. Dolayısıyla gönderici belli, alıcı belli. Alıcı bakılıyor online mı? Alıcı online. O zaman alıcının tetiklenmesi gereken temsilcisine diyor ki ben sana selam gönderdim. Buraya hemen alıcı çalışıp ben selamı çakıyorum. Eğer bir şekilde bu buradan offline olursa, kapatırsa buradan düşüyor. Ve düştüğü zaman burada da bana şey diyor işte bu kişi offline'dır. Giban çok böyle yanlış bir terim oldu ama hani hikayesi böyle diyebiliriz. Hani birebir böyle değil de teknik olarak ufaktan kolumuz ayak olarak da. Şimdi biraz daha canlandı mı? Biraz ağırdır bu ya. Buradaki delege hangi örnekte neresi oluyor delege? Delege şu ortada tanımlanmış olan bir kısım. İkisi de aynı yere bağlanıyor.
Örnek yaparız canım ayıpsın. Sen bunu anladın mı? Onu söyle. Ya valla bu şekilde görürsen biraz şey geldi mi? Şu McDonald's yapalım ama. McDonald's ya yalnız emin olursa. McDonald's mı? Ne? McDonald's? Yemek mi? Para ne? Şükür ne yapacak? Ne oluyor lan? Yemeğe de gidecek. Ben akşam mangala gidiyorum. Gelin beraber mangala gidelim. Şurada balık koyacağım. Gidelim. Akşam mangala gidiyorum. Gelin. Nereye ya? Ha? Bizim orada bir yer. Belediye düzenli. Ha belediye düzenli. Çayırda. Yalnız. Bizim orada işte bizim Bakırköy. Tam Bakırköy gel. Ben buraya geldim de ben alırım seni. Yalnız çayırda yapacağız. Çizgili pijama giyeceksin. Bir ama birleşmeyiz arkadaş biz. Birleşmeyiz diyorum hala bir kaza diyorsun yani. Rakı falan getir. Rakı mı getir. Buzlar bizden. Allah. Böyle bir de bahçe bulduk böyle. Güzel böyle. Öf. Ha? Kuru buz. Kuru buz gördün mü oraya? Tepe gördüm ben. Yok yok değil mi? Kuru buz. Kuru buz ne ya? Kuru buz da yani buzun kurusundan bahsediyorsun. Aynen. Elinde tutamadığın buz var bir tane böyle. Yok yok. Kuru buz ya. Benim bildiğim bir kuru buz var ya tutamıyorsun elinde yani. Hani yanıyor elinde yani. Kuru buz sen işte yani şey olur. Aynen o öyle. Yani erediğinde su çıkmıyor içinde. Evet onu aynen. Sen suyun içine koydun mu? Aynen duman çıkıyor öyle. Suyun içine koyuyorsun ağzını kapatıyorsun. Patlıyor. Süper. Böyle eriyor ama su çıkmıyor. Böyle buharlaşıyor. Şey, şeyler arası soğukça götürmek için kullanılır. Eldivenle falan alıyorsun falan buz. Yoksa elde tutabilir bir şey değil yani. Şeyler arası ne? Yanıyor. Ne? Çiçek çiçek. Hayır, herkese bir şey mi? Ne? Şehirler arası otobüste bir şey taşıyacağım veya arabada bir şey taşıyacağım. Uzun vadeli bir şey eriyecek bir şeyse kuru buzun içine koyuyorsun. O günlerce falan kalıyor yani. Hani ve hemen eriyen bir şey olmuyor. Öyle aptal bir şey. Onun şeyleri koyuyorlar, köpük şeyleri koyuyorlar. Dışarıdan hava da gelmediği için içeri erimiyor da öyle günlerce kalıyor yani soğukta. Bir de barista kavramını öğrendim. Ne? Barista. Orkan abi biliyor musun barista? Sen ne tip yerlerde kullanıyorsun? Hakikaten ya. Barista ne demek biliyor musun abi? Kahve yapana, mesela bardaki bir barmen, barista'da kahve yapan elemanlar oluyor ya kanka. Onlara barista derler. Sen neredeydin hafta içi? Şeyde ya. Elemanlar ettik de daha iyi beyler. Kahve yapan. Ocakçı ya. Tezgah var mı beyler be? Onu biraz daha ama ocak. Bir de işçi alacak. Şampiyonu ve eleman vardır da. Söyleten de gittik. Hocam bir de görüşmeye gidip ya mesela CV'de şey yazıyor. 250 çeşit kahve diyor. Yani o şey önemli bir yani. Geliyorlar mesela görüşmeye. Bizimki mesela 165 çeşit diyor. Mesela 250 çeşit kahve diyor. Yani kahve normal kahve. Sizin ne işiniz var ya? Ben hocam bir yıla yakın işlettim ya. Koşulda da kafe, restoran. Adam arkadaşına sorsan. Adamın sivrisi kahve mi? İnşaat var, mermer kahve var. Kahve mi? Kahveci mi? 250 tane kahve biliyorum abi. Sevdiği civar kahvesi var. Kahve yok. Kahve mi? Ne kahve istiyorsun? Bir de içinde garip harif yok tamam mı? Yarısını duymadık zaten. Tahtaya mı yazalım? Kardeşim bak şey yaptım. Dur bak bak. O kadar garip isimler var ki tahtaya yazamıyorum ya. Ya şey çok demek ya mesela hani Amerikanlarıyla ekspresi var ya evet. Sulandırıyorsun Amerikan oluyor arkadaş hani. Şu kültürünü çok sevdiğim. Yapıyorsan bunları yap. Kahve mi? Yani öyle değişik aromalı kahveler falan. Abi hiçbir şey yok ya bildiğin bir tane kahve mi? Sen nasıl yapıyorsun? At içine çikolatalı kahve. Öldürdü durumu da hakikaten öyle ya. Şişeler çıkartıyor. Bir tane ben kahve içtim böyle, köpüklü bir kahveydi de adamı unuttum ya. Yöresel bir kahveydi de. Soğuk mu? Yok sıcak. İyideki bir hakkı olmasın. Ha? Yok arkadaşlar. Böyle... Köfte, patates, kol. Burası da ödeme yap olur. Bir de bana mutfak lazım.
Burası mutfak. Şöyle ekran var. Şunun load'unda form 2 de açalım. Element'ı şu. Tamam, bunu açtık. Hani unutmayayım, ikisi aynı anda açılmış olsun. Şimdi teknik olarak ben şu butonlara bastığım zaman işte bu neydi, köfte miydi? This box'ın itemlarına add köfte. Hop, hop, köfte, patates, falan. Bir de dizim olsun. Array list. Alınanlar diye bir şey yapayım. Ve bu public static olsun. Static olmasa da olur. Neyse, static olsa noktaya da olur. Ve her şey yaptığımı buraya ekliyorum. Var mı sıkıntı? Ödeme yap butonuna bastığım zamansa ödeme okey. This box'ın itemlarına clear it. Alınan listeyi clear it diye bir durum var. Yalnız bundan önce benim temsilcileri çağırıp o silmeden önce bunları buraya aktarmam gerekiyor. Bu kadar var mı şeyimiz? En üstten form 2, FRM form 2. Evet. Dedik ki ne oldu bu kadar? Form 2 açtı. Niye form 2 nokta short değil de direkt şey yaptı? FRM olarak. Teknik olarak form 2 açabilmem için instance almam gerekmiyor muydu? Eleman instance'ını alacağız ki show edelim yani. Ha, form 1'den form 2'ye geçer. Şimdi burada public delege. Ne delege? İsim mi bulacak yani, temsilci. Void olsun. Menü olsun. Menü başı olsun bu. Baş menücü. Menü başından da şef olsun. Neyi bilmiyor? Şefimiz olsun bir tane. Yalnız şefim de public ve static olmasını istiyorum ki her zaman erişebileyim. Ve şunu diyorum. Ödeme yaptıktan sonra, show ettikten sonra şef çalışsın diyorum. Şef işini bitirdikten sonra listeyi clear et, alanları clear et diyorum. Var mı sıkıntı? Şu an herhangi bir durum yok. Fakat form 2 açılırken şunu yaparsa derse form 1 üzerindeki event yazmadım ya. Form 1 üzerindeki şefe ekleme yapacağım ben derse şefe bir iş yüklemiş oluyorum. Artık şef şunu yapacak. Git diyorum bana form 1 üzerindeki alınanları buraya ekle diyorum. Hop.
Bunları bana ekle diyorum. Ve işim bittikten sonra ne yapıyorsam yap şeklinde bırakıyorum. Şimdi sistemi şöyle çalışacak. Hemen şuralara birer breakpoint koyalım. Çalıştırdım. İlk form 2 açılırken şifrenin üzerine iş bırakıyor. Diyor ki ben geldim. Ve iki ekranımda geldi. Köfteleri ekliyorum. İşte patates, köfte, patates falan filan. Ödeme yaptım. İlk olarak mesajım çalıştı. Okey bastım. Şef çalışması gerekiyor. Şef geldi. İşini halletti. Ondan sonra clear yapıp listeyi temizledim. Baktığım zamansa şuraya tüm hepsini aktarmış oldum. Orası mutfaktı değil mi form 2? Form 2 mutfaktı. Hiç breakpoint koymadan yapalım. Ekledim. Bastım. Ödeme alınan anda hem burası çalışmış oldu. Farzı misal uygulamaya sonradan dahil ettiğimiz bir şey daha var. Form daha var. Burada da son sipariş yer alıyor. Sadece son siparişleri listeleyeceğim. Yani onun öncesi gelmeyecek. Diyorum ki form 1 üzerindeki şefe bir şey olduğu zaman diyorum beni haberdar et. Deminki gibi yani benzer bir işlem yapacağım da hani yapımız canlansın diye şunu kopyalayayım. Bu sefer direkt eklemi değil de list box'ın yani farklı bir işlem olmuş gibi düşünüyorum. Ve açılırken şunun dizaynı nerede? Son sipariş ekranı diye bir buton yapayım. Buna bastığım zaman form 3 açılsın. Şimdi form 3 daha açılmadığı için işlemler form 2'ye üzerine düşüyor. Bunu açtığımda ise açarken şunu dedim. Bir şey olursa beni haberdar edeceksin. Dediğim için artık işlemlerimde iki taraf da haberdar edilmiş oluyor. Gibi. Bunun çağrı bastığım zaman da şunu yapmam aslında cevap. Mesela şöyle yapalım. Bunu kapattım şimdi formu. O çalışmıyor. Canlı mı sen arkadaşlar? Yani bir olay olduğu zaman diğer tarafları da tetiklemek istiyorsak gereğileri kullanıyoruz. Bayağı kullanılan bir şey galiba. Bayağı kullanılan bir şey mi? Aslında çok fazla kullanılmıyor. Yani yeri olduğu zaman mutlaka kullanılır. Hani her proje yazılacak bir şey değil. Yani yazılması da olabilen projeler mevcut. Tamlama yapan sayfa yapacağımıza nasıl karar veriyor? Ana yere yazıyorsun yani başka seçeneği yok. Ana yere yazıyorsun. Ana formuna falan yazıyorsun. Öyle gidiyor işte. Yani olayı yapan yer burası buton. Bu buton yapıyor her şeyi. Bu buton oldu ya yazıyorsun işte. Temiz. Hazırlanan siparişte size de veririz. Tabii tabii. Mesela basit chat programları öyle çalışıyor. Yani ortada... Aslında niye vereceğim?
eliyle direkt yumruk yaptı. Farkı mı zaten? Yani bir artı eşittir yazmak için mi lazım? Yani şunu silersem, nerede? Bunu silersem herhangi bir patlama falan yapmıyor zaten. Yani kodlar şunu hala yine aynı. Sadece artı eşit yapmam çünkü artı eşit tap tap yazdırma imkanı sağlıyor. Yoksa şu anda aynı şey çalışıyor yani herhangi bir sıkıntısı. Yok. Hani. Sadece event yazdım oraya. Artı eşit yazdırıyor yani. Başka bir şey yazdırmıyor. Yoksa delegasyon aynı. Event'in sadece bir artı eşit kolaylığı var. Gayet de basic. Yani yerde çok spesifik yerleri var. Yani çok böyle bir yerde kullanılmıyor. Çok özel yerlerde kullanılıyor. Her tarafta kullanılacak bir kavram değil. Mesela daha önce bahsettiğimiz McDonald's böyle harikaymış. Yani ben ya tabii yerleri var, yeri yok değil. Yeri var da hani her yerde kullanmak zorunda değilsin yani. Çok özel yerlerde kullanılıyor. Bazı büyük projelerde kullanılıyor. Mesela borsada borsa işlemleri falan olduğunda hani bir değişiklik olduğunda. Tabii aynı şey oldu hemen etkileyebilir. Mesela değiştirdi ona broker mu diyorlar? Yani broker diyorlar. Tamam. Onlar değiştirdi otomatikler hemen sende şu oluyor. Tabii tabii aynen öyle. Mesela o bize mail geldiği zaman şey çıkıyor. İşte böyle bir şeyler çıkıyor ya Outlook'tan. O da aslında bir tetikleme delege yani. Hani ortada bir delege var. Bir şey olduğu zaman beni uyar diyorsun. Pıt oradan şey çıkartıyor işte. Tamam. Mail geldiği zaman şey çıkartıyor. Mesela telefona mesaj geldiği zaman bip yapması hani. Hep sonları. Bir şekilde o öyle oldu. Mesela bu şekilde ayrı yerden topluyorsun yani. Hani alt alta değiliz aslında o fark etmez. Ama farklı yerlerde olduğu zaman hani gelebilir, gelmeyebilir, var olabilir, olmayabilir, sayısı falan belli değil. Gelme ihtimali de var, gelme ihtimali de yok. Şimdi bu sistemde 1 milyon kişi bağlansa mesela şöyle bir yapı düşünelim. Ortaya bir veri kaynağı var ve küçük elemanlar var. Program şöyle çalışıyor. Elemanın bir tanesi X bir adam buraya bir şey girdiği anda buna bağlı olan tüm herkese bu mesaj iletilmesini istiyor. Oldu mu? Farzı misal. Bu adam bir şey gönderdiği zamansa diğer adamlara bir şey iletmesini istiyoruz. Şimdi bu eleman sayısı artırılabilir. Yani alt alta Ahmet'e gönder, Mehmet'e gönder, Hasan'a gönder diyemiyorum. Başka adamlar geldi. Sistem gelince bu mesaj gönderdiği zaman bu mesajın bunlara gitmesi gerekiyor. Yani kişi sayısı mesela burada belli değil. Yani kişi dediğiniz şey form mu? Hayır, bunun user. Bu server. Bu da Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin kendi bilgisayarlarına bağlanıyorlar. Evet. Mirçi biliyor musun? Mirçi miydi? Mirçi miydi? Chat vardı eskiden. İşte o mantıkta bunlar yani. Ortaya gönderiyor herkes. Ortadan programa, delegeyi de hep tetiklenerek almış oluyoruz. Tabi yapı bu kadar basit değil de. Teknik de böyle. Ortaya düştüğü anda Ahmet'in, Mehmet'in işte alıcı metodunu tetikleyip server'dan bilgi almasını sağlıyor. Benim demin işte form 1 üzerinden aldığım gibi o da gidiyor server'ın işte bilmem neresinden RAM'inden bir yerinden alıyor geliyor. Canlandı mı? Efendim? Sen neredesin? Sen neredesin? Bizde değil misin sen? Delegede değil misin sen? Delegede değil misin? Delegede değil misin diyorum. Delege ne ya? Şimdi hala delege neydi düşünüyor şu an. Espri yapma söz şunu durdurayım.